1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir yakından bakalım. Yavaş yavaş artık sona yaklaşılıyor çünkü. 81 tabliyenin montajının tamamlandığı köprünün Boğaz'ın iki yakası arasında kesintisiz ulaşım sağlayabilmesine sadece 6 tabliye kaldı. İşte bu gurur tablosu ilk kez 318 metre yüksekliğindeki kuleden görüntülendi efendim. ...1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tamamlanmak üzere, araçların geçeceği yol da artık bitiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarihi bir yürüyüşle Çanakkale Boğazı'nı yürüyerek geçti. Projenin Çanakkale'de yapılması da ayrı bir önem arz ediyor. Tabi buradaki sembol rakamlar var tabi. 18 Mart 3. ayın 18'i Çelik Kule ayaklarımızın boyu 318 metre. Tabi bir de 318 metrenin üzerine Seyit Onbaşı'nın top mermisi gelecek. O da son sembol bir mermi olarak kendini orada görkemli bir şekilde gösterecek. İnşaatın büyük bir hızla ilerlediği köprüde bu tarihi yürüyüşten önce 318 metre yüksekliğindeki kuleden de ilk kez görüntülendi. Şu anda 318 metre yüksekliğindeki Lapseki yakasında bulunan kulenin zirvesindeyiz. Köprüde her biri 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğunda olan 81 tabliyenin montajı tamamlandı. Her biri 700 ton ağırlığındaki tabliyelerden kalan 6'sının montajı bittiğinde köprü iki yaka arasında kesintisiz ulaşımı sağlamış olacak. Köprünün açılışı Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yani 18 Mart 2022'de yapılacak. 15 Kasım itibariyle tabliyelerin bütün kaynak işleri bitmiş olacak. İnşallah 18 Mart 2022'de köprümüzü açmayı planlıyoruz.